Evet, kıymetli dostlarım, kıymetli kardeşlerim. Bildiğiniz üzere bir önceki videomuzda sizlerle birlikte ele aldığımız konu Karahanlılar ve Gazneliler ile münasebetler konusu olmuştu. İnşallah bu büyük Selçuklu videomuzda ise ele alacağımız konu Ali Tekin ile mücadele ve Harezm'e göç konusu olacaktır. Öncelikle hepiniz tekrardan videoma hoş geldiniz. Biz bu videomuzda sizlerle birlikte Ali Tekin ile mücadele ve Harezm'e göç konusunu Büyük Selçuklu tarihinde ele alıp elimizden geldiği dilimizden döndüğünce kısa, net, anlaşılabilir, az ve öz bir şekilde anlamaya ve anlatmaya çalışacağız. O zaman hazırsanız videomuzun ilgili kısmına geçebiliriz. Tuğrul ve Çağrı Bey amcaları Arslan Yapgu ile Ali Tekin arasındaki ittifak dışında ve muhasım bir durumda kalmışlardı. Sultan Mahmut ve Kadir Han'ın gelişlerinde uzaklaşmışlardır. Hatta sultanın onlara da elçi gönderip Horasan'da kendilerine yurt vaadi teklifine de kanmamışlar ve Arslan Yapgun'un akıbetine uğramaktan kurtulmuşlardır. Mavera-ı-Nehir buluşmasından sonra Sultan Belhe ve Han da Kaşgar'a dönünce Ali Tekin çölden çıkarak devletine sahip olmaya başladı. Arslan Yapgu ve Türkmenleri artık mevcut bulunmadığı için Tuğrul ve Çağrı Beylere elçi gönderip onları müşterek düşmanlara karşı ittifaka ve hatta devleti aralarında taksime davet etti. Lakin Ali Tekin'in eski düşmanlıklarını hatırlayan ve kendisine güvenemeyen Selçuk başbuğuları bu teklifi kabul etmediler. Selçuk'un torunları, amcaları Arslan Yapgu ile bozuşmuş oldukları halde yine de ona ve mevkiine saygı gösteriyor. Daha mütevazi fakat çok ihtiyatlı hareket ediyorlardı. Arslan Yapgu'nun sahneden çekilmesi üzerine Tuğrul ve Çağrı Beyler artık Selçukluların rakipsiz reisleri oldular. Bununla beraber Arslan'ın esaretiyle diğer amcaları İnanç, Musa Bey'i Yapgulluk makamına getirmek istiyorlardı. Kaynaklarda bazen İnanç Yapgu, bazen Musa Yapgu ve bazen de sadece Yapgu adıyla kaydedilen ve çok defa da başka şahıslar sanılan İnanç Bey pek sakin bir tabiata sahip idi ve nihayetli yığınlarına uyar ve onlarla birlikte hareket ederdi. Bu davranışı sebebi ile eski müellifler onu Tuğrul ve Çağrı Beylerin üçüncü kardeşi sanmışlardı. Mikail'in oğullarını ittifak ve itaate alamayan Ali Tekin başka bir siyasi tedbire başvurdu. Filhakika Selçuk'un dördüncü oğlu Yusuf İnal'a elçi, hilat ve hediyeler gönderip onu Yapgu ilan etmeye ve bu sayede hem Selçukluları birbirine düşürmeye hem de tabiyete almaya çalıştı. Rivayete göre Yusuf İnal bu teklife yanaşmış fakat Mikail oğulları buna fırsat vermemişlerdi. Ali Tekin kendisine bağlı ve alet bir Yapgu siyaset teşebbüsünde muvaffakiyetsizliğe uğrayınca Selçuklulara karşı Alpkara Barani'nin kumandasında bir ordu gönderdi. Vuku bulan çarpışmada Yusuf Finali ile birlikte birçok Selçuklu şehit oldu.
kurtulan Tuğrul ve Çağrı Beyler az zamanda toparlandılar. 1029'da Alparslan'ın doğumunu uğurlu sayan Selçuklular 1030'da harekete geçip başta Alpkara ve süvarileri olmak üzere Ali Tekin'in 1000 askerini öldürmek suretiyle intikam aldılar. Fakat Ali Tekin'in tekrar saldırısına geçmesiyle pek çok kayıp verdiler. Artık bu durumda Selçuklular yurtlarını terk edip 1032'de 15.000 çadır halinde Harezm'e doğru çekildiler. Gazneliler vezirine başvurup Harezm valisi Altun Çoç'un hudut üzerinde aldıkları Darhan, günümüzdeki adıyla Andargan yurduna kondular. İlk iki müellif Yusuf'u Musa'nın oğlu sanmakta ise de babası Musa Yabgu iken ve amcası da dururken böyle bir kimsenin bu makama getirilmesi hukuk ve ananeye aykırıydı. Esasen Yusuf'un Selçuk'un oğlu Yusuf Final olduğunu da meydana koymuştuk. Yusuf'un ölümünden sonra ona mensup İnanlıların idaresi oğullarından meşhur İbrahim İnal'a intikal etti. Ki o da babası gibi umumiyetle Çuğrul ve Çağrı Beyler ile birlikte çalışıyor idi. Selçuklular Harezm'e geldikten sonra yeni şartların icabıyla Ali Tekin ile anlaştılar. Sultan Mahmud'un ölümü ve Gazne'de başlayan saat kavgası üzerine Sultan Mesud Ali Tekin'in yardımına başvurdu. Lakin tahtı elde edince babası gibi Karahanlılar ile dostluğu tazeleyen Mesud, Harezm valisi Altuntaş'ı Buhara seferine memur eyledi. Ali Tekin bu nazik durumdan Selçukluları ve Türkmenleri tatlı söz ve gümüş ile tutup kendisine yardımcı yaptı. Buhara'yı terk eden Ali Tekin ile Altuntaş arasında Dabusye'de 1032'de vuku bulan savaştan sonra Altuntaş'ın ölümü durumu değiştirdi. Zira oğlu Harun 1034'te Ali Tekin ve Selçuklular ile ittifak yaparak Gaznelilere karşı İstiklal Savaşı'na girdi. Harun Selçuklulara çok kıymetli hediyeler verdi ve onları tahsis eyledi. Onları tahsis eylediği Rabat Maş'a'da kondurdu. Bu sırada idi ki Selçukluları casuslar vasıtasıyla takip eden ve aralarında kadim bir kin, kan ve düşmanlık bulunan Cend Emiri Şahmelik 1034'te birinci Teşrin Savaşı'nda çöl yolundan gelerek onları Kurban Bayramı'nın dördüncü günü müthiş bir baskın ile vurdu. 8.000 kişi öldürüldü. Birçok kadın, çocuk, altın ve mallarını alıp döndü. Bu ani ve korkunç baskın ile şaşıran Selçuklular, müttefiklerinin bir tertibine kurban gittikleri inancıyla Ceyhun'u buz üzerinden geçerek Ribat-ı Nemek'e vardılar. Hüneyt Ekim İbnül Esir ve Mirvan'da Harzemşah Harun'un Selçuklulara suikast yaptığı kanaatindedirler. Bununla beraber Harun Selçuklulara elçi gönderip çok üzüldüğünü bildirdi. Çok mal vererek vaatlerde bulundu ve onları tekrar eski yurtlarına döndürdü. Buna mukabil Şahmelike'de teessürlerini bildirdikten sonra 1034'te onunla Ceyhun üzerinde bir gemide buluştu.
Fakat Harun, Şah Melik ile Selçukluları barıştırma teşebbüsünde onu ikna edemedi. Bununla beraber Harun'un 30 bin kişilik ordusunu gören Şah Melik, Selçuklulara takip cesaretini gösteremeyerek sessizce Cende dönmek zorunda kaldı. Harun, Gadrelilere karşı savaşırken 1035'te Ali Tekin'in ölümüyle bu müttefikini kaybetti. Bir müddet sonra da kendisi Sultan Mesud'un bir suikastı ile öldürüldü. Selçuklular bir yandan Şah Melik, bir yandan da Ali Tekin oğullarının düşmanca davranışları dolayısıyla Horasan'a göçmek mecburiyetinde kaldılar. Esasen Büyük Türk Muhaciratı da başlamış ve Bay Haki'nin de dediği üzere henüz Selçuklular gelmeden önce Horasan Türkler ile dolmuş bulunuyordu. Hatta Selçuklular dışında Türkmen istilaları o derecede yayılmış idi ki Harezm, Horasan, Merv, Timriz, Kudbidyan, Kirman ve Irak tarafları Oğuzlar ile dolmuş, Bağdat'ın elden çıkacağı korkusu bile hissedilmiş idi. Türkistan'da başlayan büyük nüfus hareketleri ve Türk kavimlerinin birbirini tazyiki esas amil olmakla beraber Ali Tekin ile Harun'un bu Türkmenleri tahriki ve Gazne topraklarına geçirmesi rivayeti de dikkate şayandır. Şimdi kıymetli dostlar, biz bu videomuzda sizlerle birlikte Ali Tekin ile mücadele ve Harezm'e göç konusunu ele aldık. O zaman gelin ben yine adetim olduğu üzere videomun son kısmında yaklaşık olarak yarım saat boyunca sizlere Ali Tekin'in kendi şahsiyetini, kişiliğini, karakterini anlatan bir video ses kaydı açayım. Ve o ses kaydını, videoyu hep beraber izleyelim ve dinleyelim dostlarım, kardeşlerim. Dostlarım, internet üzerinden bu adamı bu şekilde bulmanıza imkan yok. Lakin ben sizlere Harezm Devleti'nin kuruluşundan yıkılışına kadar olan süreci video şeklinde izleteyim. Dinleteyim. O zaman başlayalım. Harezm bölgesi Büyük Selçuklu Devleti'nin hakimiyeti altında bulunan ve Selçuklu sultanlarının atadığı valilerce yönetilen önemli bir ticaret kentiydi. Harzemşahlar Devleti'nin atası kabul edilen Anuştigin, Harezmli bir Türk genci olarak Selçuklu emirlerinden İlgetigin tarafından esir olarak alınıp Selçuklu sarayında eğitim ve terbiye görmeye başladı. Burada bahsedilen esaret aslında Selçuklu Devleti'nin devlet adamı yetiştirme politikasından ibarettir. Selçuklu Sarayı'nda hizmetkar olarak görev alan Anuştigin, zamanla yükselerek taştarlık vazifesi almış ve sultanın abdest alması ve elini yıkaması için ibretçilik ile başlayan saray vazifesi zamanla devlet mertebelerinde görevler alarak yükselmesiyle devam etti. Devlet işlerindeki başarısı ve zekasıyla yükselerek çocuk yaşta Bilgetigin tarafından esir alındı, Harezm'e 1092 yılında vali olarak atandı. Bu tarihten sonra Harzemşahlar Devleti'nin mustakbel sultanları olacak Harezm valileri Anuştigin'in soyundan gelmiştir. Bu sebeple Anuştigin Harzemşahlar Devleti'nin saltanat atası olarak kabul edilmektedir. Harezm bölgesi Büyük Selçuklu Devleti'ne bağlı bir vilayet olarak valiler tarafından yönetilmekteydi. Ancak Selçuklu Devleti 1092 yılında bölünmelere maruz kalmış ve zayıflamıştı. Yaşanan bölünmeler sonucunda Irak-İran hattında hakimiyetini devam ettiren Büyük Selçuklu Devleti Harezm bölgesine atadığı vali ile bu bölgeyi uzaktan yönetmekteydi. Anuştigin döneminden sonra Harezm'in idaresi Anuştigin soyundan devam etmiş. Bunun bir sonucu olarak da Anuştigin ailesi Harezm bölgesini idare ederek Harzemşahlar Devleti'nin temellerini atmıştır.
Anuştigin, Harezm Valiliği görevini başarıyla ifa etmiş, zor zamanlar yaşayan Büyük Selçuklu Devleti'ne bağlı kalarak halkının saygısını ve itaatini kazanmıştı. Bunu gören Selçuklu Sultanı Sencer, Anuştigin'in 1097 yılındaki vefatının ardından yerine oğlu Kudbettin Muhammed'i Harezm Valisi olarak atamıştır. Anuştigin'in vefatından sonra Selçuklu Sultanı Sencer tarafından Harezm Valisi olarak atanan Kudbettin Muhammed de babası gibi Selçuklu Sarayı'nda yetişmiş, saray terbiyesi ve devlet idareciliği ilimleri almış, gösterdiği başarılar ile babası gibi göz doldurarak yükselmişti. Anuştigin'in vefatı üzerine Harezm Valisi olarak atanan Kudbettin Muhammed, halkına adil ve hakkaniyetle davranarak Harezm halkının saygısını ve itibarını kazandı. Bu hasebde Harezm eşrafı Kudbettin Muhammed'i tartışmasız bir lider olarak görmeye başlamışlardı. Selçuklu Devleti ile gelişen ticarette Harezm halkını ekonomik olarak da kalkındırmış, müreffeh bir yaşam süren Harezm halkı da valileri Kudbettin Muhammed'e bağlı kalmışlardı. Kudbettin Muhammed döneminde zor günler yaşamakta olan Büyük Selçuklu Devleti, bölgedeki siyasi tezahürler hasebiyle Harezm bölgesini uzaktan idare etmekte rüştünü ispatlamış ve sadık bir vali olan Kudbettin Muhammed de merkezi idareden doğrudan talimat almadan Harezm bölgesinin idaresini üstlenmekteydi. Dolayısıyla Harezm bölgesi yarı bağımsız olarak yönetilmekte, ancak Büyük Selçuklu Devleti'ne bağlı kalmaktaydı. Kudbettin Muhammed bu vazifesini 30 yıl gibi uzun bir süre başarısıyla ifa edip 1127 yılında vefat etti. Selçuklu Sultanı Sencer beklendiği üzere yerine yine sarayda yetişmiş ve eğitim görmüş olan Kudbettin Muhammed'in oğlu Atsız'ı Harezm Valisi olarak tayin etti. Atsız, babası ve dedesi gibi Selçuklu Sarayı'nda yetişmiş, ilim ve devlet işlerinde gördüğü eğitim ile göz doldurarak yüksek mevkilerde görev almak için rüştünü ispat etmişti. Öyle ki muvaffakiyet ve bağlılığı hasebiyle bizzat Sultan Sencer'in teveccühlerine mazhar olmuştu. Bu minvalde babası Kudbettin Muhammed'in yerine Harezm Valisi olarak atanan Atsız, kısa süre içerisinde Harezm halkının öteden beri gelen bağlılık ve saygısını edinerek tıpkı babası ve dedesi gibi saygın bir lider olarak karşılandı. Başarılı devlet adamlığının yanı sıra güçlü bir kumandan olan Atsız, Harezm'de teşkil ettiği ordu ile Sencer'in ordusunda görev alarak pek çok başarısında büyük pay sahibi olmuştu. Atsız, her ne kadar vali sıfatı taşıyor ise de Harezm halkı Anuştigin döneminden itibaren 35 yıl boyunca idaresi altında olduğu silsileye yüksek bağlılık ve sadakat gösteriyor. Bu, kendisini sadece bir vali değil, tartışmasız bir lider ve sultan olarak gösteriyordu. Üstelik babası Kudbettin Muhammed Selçuklu Sultanı'na bağlılığı ve kendisine duyulan güvenle yarı bağımsız olarak hareket etmeye başlamıştı. Bu bakımdan kendisi de Harezm bölgesinin idaresinde oldukça yüksek yetkilere sahipti. Ancak Atsız, babası ve dedesi gibi Selçuklu Sultanı'na kayıtsız şartsız bağlı kalmayıp bağımsız hareket etmeye, hatta Selçuklu Sultanı'nı karşısına almaya niyetlenmişti. Harezm halkının kendisine bağlılığından istifade ederek Büyük Selçuklu Devleti'nin zayıflamasından istifade etmek amacıyla giriştiği bu bağımsızlık hareketi neticesinde kendisine bağlı güçlerle Cent ve Mangışlak bölgelerine taarruz ederek hakimiyeti alanına dahil etti. Atsız'ın bu başına buyruk hareketi Sultan Sencer'i çok kızdırdı. Sencer kendisini tenkit ve ikaz edince ise ortaya çıkan sürtüşme neticesinde fevri bir hareketle Büyük Selçuklu Devleti'ne bağlılığını ortadan kaldırarak 1138 yılında kendisini sultan ilan etti. Atsız'ın bu eylemi Harzem Şahlar Devleti'nin fiilen kurulması anlamına geliyordu. Sultan Sencer, Atsız'ın bu eylemi karşısında Harezm bölgesinin hakimiyetini kaybetmemek için bizzat ordusunun başına geçerek Atsız üzerine yürüdü.
ansızın bu ilk bağımsızlık denemesi başarısızlıkla sonuçlandı. Büyük Selçuklu Devleti her ne kadar zayıflamış ve zor günler geçiriyor olsa bile Sultan Sencer ordusunun başına geçerek Atsız'ın ordularını bozguna uğratarak Harezm bölgesini yeniden ilhak etti. Sultan Sencer, Atsız'ın yerine Süleyman bin Muhammed'i vali tayin ederek Merv'e geri döndü. Süleyman bin Muhammed, Harezm halkının Atsız'a bağlılık ve desteğini ortadan kaldırmak için Atsız'ı destekleyen zümreler üzerinde ağır baskılar kurarak halkın tepkisini üzerine çekti. Anuştigin döneminden beri devam eden müreffeh ve huzurlu yaşantıları bir anda bozulan ve bağımsızlık denemeleri sükutu hayalle sonuçlanan Harezm halkı Süleyman bin Muhammed'e karşı bağlılık göstermeyince Atsız'ın hakimiyeti yeniden ele geçirmesi zor olmadı. 1140 yılında Süleyman bin Muhammed'i indirerek yerine Harezm'in idaresini eline aldı. Ancak Sultan Sencer'in taarruzundan çekindiği için bağımsızlık iddiasından vazgeçerek Sencer'e bağlılığını bildirdi. Bu bağlılık da uzun sürmedi. Sultan Sencer, Karahıdaylılara giriştiği mücadelede mağlup olunca ordusu ile Merv'i kuşatarak Büyük Selçuklu Devleti'ni tümüyle ele geçirmek için teşebbüs etti. Sultan Sencer, Merv'in kuşatılması üzerine Horasan'a çekilmek zorunda kalmıştı. Atsız da zaferini pekiştirmek için Nişabur'a taarruz etti ve burayı da hakimiyeti altına aldı. Hakimiyetini pekiştirmek için adına hutbeler okuttu ve kendisini Büyük Selçuklu Devleti'nin hükümdarı olarak görmeye başladı. Sultan Sencer, Horasan'da bulunduğu dönemde ordusunu ve iktidarını güçlendirip yeniden ortaya çıktı. Atsız, Sencer'in kuvvetlerinden çekinerek Merv'i terk etti ve yeniden Sultan Sencer'e bağlılığını bildirdi. Atsız, fırsatını buldukça Sencer'i mağlup etmeye çalışıyor, başaramayınca ise bağlılığını bildirerek sulh yapmaya çalışıyordu. Sencer, bu sorunu tamamen ortadan kaldırmak için Atsız'ın bağlılığını kabul etmeyerek Harezm şehrine taarruza geçti. Harezm'in en stratejik noktası olan Hazarafs Kalesi'ni fethedince Atsız'ın saltanat merkezi olan Gürgane'nin düşmesi ve Sencer'in zaferi kaçınılmaz hale gelmişti. Atsız yine kendisine bağlılığını bildirerek sulh yapmayı teklif etti. Sencer bu teklifi kabul etmeyince Harezm bölgesinin saygın din adamlarından birinin Müslüman kanının dökülmemesi için rica etmesi üzerine taarruzu yarıda bırakıp Atsız'ın bağlılığını kabul ederek geri döndü. Atsız yine Sencer'e mağlup olup yine bağlılığını bildirerek Harezm bölgesinin idaresini elinde tutmayı başardı. Atsız Sencer'in son taarruzundan sonra uzun bir süre Selçuklu tehdidine maruz kalmadı. Zira Sultan Sencer devletinin diğer sorunlarıyla mücadele etmek zorunda kaldı ve Harezm bölgesinin idaresi Sencer tarafından tanınmasa da fiilen bağımsız olarak varlığını devam ettirdi. Atsız 1156 yılında vefat etti ve yerine kardeşinin oğlu İlarsan geçti. İlarsan amcası Atsız'dan sonra veliaht olarak saltanat makamına geçti. Ancak Atsız'ın oğulları ve saltanatta hak iddia edebilecek rakipleri saltanat makamını tehdit eder durumdaydı. Bu tehlikeleri ortadan kaldırmak için amcaoğullarını ve kardeşlerini öldürerek rakiplerini bertaraf etti. İlarsan'ın hakimiyeti Büyük Selçuklu Devleti Sultanı Sencer tarafından da tanındı. Zira Selçuklu zor zamanlar geçiriyor, Sencer artık Harezm bölgesini kontrol altında tutamıyordu. Selçuklu tehdidinden de kurtulan İlarsan artık Harzemşahlar Devleti'ni tartışmasız ve tam anlamıyla bağımsız hale getirmiş oldu. Büyük Selçuklu Devleti zayıflamış, Selçuklu Sultanı Sencer ise oldukça yaşlanmıştı. Her şeye rağmen Sencer'in varlığı Harzemşahların büyümesine engel teşkil ediyordu. Zira Harzemşahların şahlanışı Sultan Sencer'in vefatından sonra mümkün olabildi. Sencer 1157 yılında vefat edince zaten zayıf düşmüş olan Büyük Selçuklu Devleti yıkıldı. Büyük Selçuklu Devleti'nin hakimiyet alanları kendisini Büyük Selçuklu Devleti'nin mirasçısı olarak gören Harzemşahların kontrolü altına girmeye başladı.
Önce Doğu bölgesi ve Harezm bölgesinin yakın çevreleri Hazemşahlar Devleti'nin hakimiyeti altına girdi. Sonrasında hakimiyet altına aldığı bölgelerde devlet teşkilatlanmasını ve fethettiği bölgelerin hakimiyetini sağlamlaştıran İlarsan, Hazemşahlar Devleti'ni dört başı mamur bir imparatorluk haline getirdi. Hazemşahlar artık tam anlamıyla bağımsız ve bölgesinde güçlü bir otorite olarak rüştünü ispatlamış bir imparatorluk olmuştu. İlarslan, Hazemşahlar Devleti'nin sınırlarını genişleterek 1170 yılında Tuz, Bistan ve Danyum bölgelerini hakimiyet altına aldı. İlarslan, Hazemşahların yükselişini ve güçlenmesini sağlamıştı. Ancak doğudaki Karahıtaylılar tehdidi devletin daha fazla güçlenmesine imkan vermiyordu. Karahıtaylara vergi vermek zorunda kalan ve olası Karahıtay tehdidine karşı tedirgin durumda olan İlarslan, ordu nezdindeki hazırlıklarını tamamladıktan sonra Karahıtaylarla mücadele etmeye hazır hale gelince vergi tahsil etmek için gelen Karahıtay elçisine vergi vermeyeceğini bildirerek üstü kapalı olarak da olsa savaş ilan etti. Karahıtaylılar beklendiği gibi taarruza geçerek Nişabur'a doğru yola çıktılar. Karahıtaylılarla mücadele etmesi zor olan İlarslan, Karahıtaylıların taarruz edeceği güzergahı su taşkınlarıyla bataklığa çevirince Karahıtaylılar taarruzu yarıda bırakıp geri dönmek zorunda kaldılar. Böylece Karahıtay tehdidi bir süre içinde olsa da bertaraf edildi. İlarslan bu olaydan kısa bir süre sonra vefat etti. İlarslan'ın vefatı üzerine saltanat mücadeleleri baş gösterdi. Saltanatın esas varisi olan Tekiş, Nişabur şehrinin dışında bulunuyordu. Sultan Şah bu fırsatı değerlendirerek kendisini Hazemşahların sultanı ve büyük kağanı ilan etti. İlarslan'ın büyük oğlu Tekiş, kardeşinin hükümdarlığını kabul etmedi. Ancak önce davrandığı için saltanat ordusunu arkasına alan Sultan Şah'a karşı tek başına mücadele etmesi mümkün değildi. Kardeşini tahttan indirmek için kadim düşmanları olan Karahıtaylılardan destek istedi. Hazemşahlar üzerinde düşmanca emeller besleyen Karahıtaylılar elbette bu fırsatı değerlendireceklerdi. Karahıtayların destek için gönderdikleri ordunun başına geçen Tekiş, Nişabur'a girerek kardeşini tahttan indirdi ve yerine saltanat makamına geçerek kendisini sultan ilan etti. Sultan Şah, Karahıtay ordusuna karşı koyamayıp şehirden kaçmak zorunda kaldı. Bir yıl sonra tekrar saltanat mücadelesi içine girişen Sultan Şah, Irak Selçuklularının hükümdar vekili Ayaba ile anlaşarak Tekiş'i indirmek için Nişabur'a girdi. Sultan Şah'ın bu denemesi başarısızlıkla sonuçlandı ve Ayaba savaşta öldürüldü. Sultan Şah ise saltanattan vazgeçerek Dihistan'a kaçtı. Tekiş kudretli ve güçlü bir handı. Hakimiyeti döneminde Hazemşahları devlet nizamı disiplinli ve teşkilatlanmasıyla tam anlamıyla bir imparatorluk haline getirdi. Saltanat makamını ele geçirmesi için bir anlamda kullandığı Karahıtaylılarla münasebetlerini keserek mücadeleye girişti. Önceleri verdikleri destek için Karahıtaylılara vergi vermeyi kabul eden Tekiş, vergi tahsil etmek için gelen Karahıtaylı elçinin kibirli ve fütursuz tavırlarına hiddetlenerek elçiyi öldürdü. Karahıtaylılara açıkça savaş ilan etti. Karahıtaylılar da Atsız döneminde yarım bıraktıkları Harezm seferini tamamlamak üzere Hazemşah Devleti'nin başkenti Nişabur'a taarruza giriştiler. Tekiş'in teşkilatlandırdığı Hazemşahlar ordusu eskisinden daha güçlüydü. Kalabalık Karahıtaylı ordusu ile doğrudan mücadeleye girişen Tekiş, bu mücadelede Karahıtaylılara ağır bir mağlubiyet yaşatarak uzun yıllardır süregelen Karahıtay tehlikesine karşı ilk önemli başarıyı elde etmiş oldu. Türk yurtlarını 150 yıl boyunca tehdit ve tahrip eden Karahıtaylıların batıya ilerlemelerini bu zaferle bertaraf etmiş oldu. Tekiş kendisine bağlılığını bildirmesine rağmen kardeşi Sultan Şah'tan tedirgin olmaktaydı. Bu sebeple fevkalade bir lüzum hasıl olmadıkça Nişabur'u terk etmiyordu ve stratejik hamlelerde ordusunun başında bulunamıyordu.
Sultan Şah 1187 yılında vefat edince saltanat tehlikesi ortadan kalkmış oldu. Tekiş Han da stratejik olarak daha rahat hareket durumuna gelmişti. Artık ordusunun başına daha rahat geçebilen Tekiş, Doğu İran ve Horasan hakimiyeti altına alarak sınırlarını genişletti. Harzemşahların genişlemesi, Büyük Selçuklu Devleti'nin ardından olan Irak Selçukluları Sultanı II. Tuğrul Han'ı tedirgin etti. II. Tuğrul Han, Irak coğrafyasında güçlenmiş İslam halifesi Abbasi Sultanı'nın koruyuculuğunu üstlenmişti. Elde ettiği başarılarla hilafet makamının siyasi yetkilerini elinde bulunduran II. Tuğrul Han, hakimiyeti altındaki bölgelere doğru yayılmakta olan Harzemşahlara karşı mücadeleci bir tavır göstererek bizzat ordusunun başına geçip Harzemşahlar ile savaşa tutuştu. Tekiş Han, II. Tuğrul Han'ın ordusuna denk bir kuvvetle giriştiği mücadeleyi kazanarak II. Tuğrul Han'ı savaş meydanında öldürdü. II. Tuğrul Han'ın ölümü üzerine Irak Selçukluları yıkıldı ve Büyük Selçuklu Devleti'nin hakimiyet kurduğu coğrafyada varlığını sürdüren Irak Selçuklularının hakimiyeti alanları da Harzemşahlar Devleti'nin sınırlarına dahil oldu. Bu galibiyetten sonra Harzemşahlar tarihinin en geniş sınırlarına erişerek Irak, İran ve Horasan bölgelerine hakim hale geldiler. Tekiş Han da kendisini tekrar Selçuklu Devleti'nin hilafı olarak ilan edip Abbasi halifesinden saltanat menşuru aldı. Yaklaşık 100 yıldır hilafet makamının koruyuculuğunu yapan Selçuklular, Irak Selçuklu Devleti'nin yıkılmasıyla koruyucusuz kalmıştı. Kendisini Selçukluların halefi ilan eden Tekiş, bu vazifeyi de sahiplenerek hem halifenin hem de Abbasilerin koruyuculuğunu üstlendi. Bu vazifenin bir gereği olarak da bölgede hilafet muhalifi İsmaililer ile mücadeleye girişti. İsmaililer hilafet silsilesine itiraz ederek mevcut halifenin hakimiyetini reddediyor ve isyan hareketlerine girişiyordu. Giderek güçlenen bu isyan hareketinin mensupları bazı kalileri ele geçirerek hilafet makamının hakimiyetine gölge düşürmekteydiler. Tekiş, II. Tuğrul döneminde çözülemeyen bu sorunu çözerek İsmaililerin ele geçirdiği kalileri geri alıp İsmaililik akımının halife üzerindeki baskısını ortadan kaldırdı. Tekiş Han, halifenin koruyuculuğunu üstlendikten sonra yayılma politikalarını yavaşlatarak bu vazifeye yoğunlaştı ve kalan ömrünü hilafet makamına hizmet ederek geçirdi. 1200 yılında vefat edince yerine oğlu Alaaddin Muhammed geçti. Muhammed Han, babası Tekiş Han'ın vefatı üzerine Harzemşahlar tahtına geçince her saltanat devrinde olduğu gibi bağımsızlığını kazanmak isteyen zümreler başkaldırdılar. İlk başkaldıranlar Afganistan bölgesinde kalabalık kitleler halinde yaşayan Gurdlar oldu. Onları bazı Türk beylikleri ve melikleri takip etti. Saltanat makamını ve otoritesini korumak zorunda olan Muhammed, önce küçük melikleri ve beylikleri etkisiz hale getirdi. Baş kaldıran Gurdlar üzerine gidemese de Gurd Sultanı'nın vefat etmesi üzerine 1207 yılında Horat'a giderek buradaki hakimiyetini kesinleştirdi. Muhammed Han iç huzursuzlukları ortadan kaldırmıştı. Ancak Tekiş döneminde bertaraf edilen Karahıtaylılar yeniden güçlenerek Harzemşahların hakimiyeti altındaki bölgelere yağma faaliyetleri başlatmıştı. Muhammed Han, Buhara'nın hakimiyetini elinde bulunduran Karahıtaylılara taarruz ederek burayı da hakimiyet altına aldı. Neredeyse 200 yıl boyunca Türk yurtlarını tehdit eden Karahıtaylılar hem Harzemşahlara karşı başarılı olamamışlar hem de doğudan yükselen Cengiz Han liderliğindeki Moğol istilalarına maruz kalmışlardı. Cengiz Han'ın ordularından kaçan Naymanlar, Karahıtaylıların hakimiyeti altındaki bölgelere taarruz edince zayıflayan Karahıtaylılar Buhara mağlubiyetiyle Harzemşahların hakimiyetini kabul etmek zorunda kaldılar. Karahıtaylılar tehlikesinin ortadan kalkmasıyla güçlenen Muhammed Han 1215'te Gazni'yi hakimiyeti altına alarak burayı oğlu Celaleddin'e bırakıp Harezm'e geri döndü. Bu
tarihlerde hakimiyet alanlarını kaybetmiş olan Sasani kökenli Azerbaycan ve Fars Atabeyleri güçlenmiş, Erzemşahların sınır komşuları haline gelmişti. Sınırlarını Azerbaycan hattına kadar genişletmek isteyen Muhammed Han, ağır kış şartlarında geliştiği bu sefer sonucunda mağlup olunca Erzemşahlar için zor günler başladı. 200 yıl boyunca devam eden Karahıtaylı tehdidi artık ortadan kalkmış, Moğol kökenli Karahıtaylılar Erzemşahların tebaası olmuşlardı. Ancak Karahıtaylıların arkalarından batıya doğru ilerleyen daha büyük bir Moğol tehdidi baş göstermişti. Cengiz Han liderliğinde birleşen Moğollar önce Çin'i ele geçirmiş, sonrasında ise karşılarına çıkan her şehri yağma ve talan ederek büyük bir vahşetle batıya yönelmişlerdi. Muhammed Han, Moğollara karşı koyamayacağını anlayıp ticaret münasebetlerini geliştirerek iyi ilişkiler içerisine girdi. Ancak birkaç yıl sürebilen bu iyi ilişkiler Cengiz Han'ın ticaret kervanları ile birlikte Erzemşahlar bölgesine gönderdiği casuslardan birinin ortaya çıkması üzerine bozuldu. Cengiz Han'ın stratejileri yalnızca savaş meydanlarında değil, savaş öncesi ve sonrasında casusluk faaliyetleriyle birlikte bir bütün oluşturmaktaydı. Cengiz Han, Erzemşahlar ile yapılan ticaret anlaşmalarını kullanarak ticaret kervanlarında görev verdiği casusları vasıtasıyla hem bilgi topluyor hem de bu casusları ile Erzemşahlar devlet görevlerini rüşvet ve menfaat vaat ederek satın alıyordu. Bu casuslardan birisi Harezm'de yakalanınca Harezm valisi İnalcık casusluk yapan kervanı yağma edip casusların sakallarını yakarak geri gönderdi. Tarihe Otrar vakası olarak geçen bu olay sonucunda Erzemşahlar ile Moğollar arasında iyi ilişkiler sona erdi. İnalcık'ın bu hareketi kuşkusuz ki Cengiz Han'ın öfkesini çekecek, Moğollar ile geliştirilmiş olan iyi ilişkileri bozacaktı. Ancak Moğolların her halükarda Erzemşahların üzerine taarruz edeceği de biliniyordu. Cengiz Han elçi göndererek Moğollarının tazminini ve Harezm valisi İnalcık'ın teslim edilmesini istedi. Muhammed Han, Cengiz Han'ın bu isteğini reddedince Erzemşahların sonunu hazırlayan Moğol istilası başladı. 200 bin kişilik devasa bir orduyla yola düşen Cengiz Han, önündeki şehirleri ayaklarının altına alıp yakarak batıya Harezm topraklarına doğru ilerlemeye başladı. Kısa süre içerisinde Buhara, Semerkant, Otrar, Sığınak, Berakent ve Hacent Moğolları tarafından istila edildi. Kalabalık Moğol ordusuna karşı vurkaç taktikleriyle yıpratmaya çalışan Muhammed Han, giriştiği son mücadelede mağlup olunca kaçarak Abiskum'da bir adaya sığındı. Erzemşahlar Moğol istilalarına karşı koyamayarak parçalanmıştı. Hakimiyeti altına aldığı Kuzey İran, Horasan ve Gazne bölgelerinde tutunamayarak çekilmek zorunda kaldı. Devletin başında bir hükümdar bulunmadığından Irak ve Bağdat bölgelerinde tutunamayarak çekilmek zorunda kaldı. Moğol mağlubiyeti sonrasında kaçan Muhammed Han, 1220 yılında vefat edince oğlu Celaleddin babasından kalan saltanat makamına oturdu. Celaleddin Erzemşah, büyük bir imparatorluk haline gelmiş olan Erzemşahlar devletini tarumar ve perişan bir halde devraldı. Babası Muhammed Han veliaht olarak büyük oğlu Uzlu Şah'ı ilan etmişti. Bu sebeple Erzemşah ordusunun komutanları ve devletin ileri gelenleri ağabeyi Uzlu Şah'ın hükümdar olmasını destekliyordu. Celaleddin babasından kalan saltanat makamına geçmek için kendisine verilmiş olan Gazne'den Ürgenç'e geçti. Ancak Cengiz Han'ın oğulları Çağatay ve Ögeday'ın orduları 1221'de Ürgenç'i kuşatınca ordu komutanlarının ağabey Uzlu Şah'ı desteklemesi sebebiyle kendilerine ihanet edeceği düşüncesiyle Moğol ordusu ile savaşmak yerine kendisine bağlı ordusuyla birlikte Afganistan'a geçti. Buradan da Gazze'ye geçerek teşekkül ettiği orduyla birlikte Cengiz Han'ın ordularına karşı mücadele etmeye hazırlandı. Celaleddin Erzemşah Gazze'de 30 bin kişilik bir ordu hazırlayarak Cengiz Han'ın güçlü komutanlarından biri olan Kutub-u Noya'nın ordusu
ordusu ile mücadeleye girişti ve Moğollara karşı zafer elde etti. Celaleddin Harzemşah, Moğollara karşı üst üste kazandığı zaferlerle Cengiz Han ordusunun yenilmezliğini sona erdirmiş, Moğol ordusuna karşı kazanabilen tek hükümdar ve kumandan olmuştur. Celaleddin Harzemşah, Gazne'de aldığı galibiyetten sonra Moğol ordularının kontrolünde olan Herat'a girerek, burada konuşlandırılmış olan Moğol ordusunu bozguna uğratarak kenti Moğolların elinden almayı başardı. Mağlup olan Elçi Gidey Noyan, Herat'tan çıkarak daha güçlü bir orduyla tekrar geri döndü. Tam 6 ay süren bu mücadelede Moğol ordusuna karşı destansı bir mücadele veren Celaleddin Harzemşah, 6 ayın sonunda Herat'ı Moğollara bırakmak zorunda kaldı. Cengiz Han ordusunun yenilmezliğini ve kudretini gölgelen ordularına karşı muvaffak olabilen tek hükümdar olan Celaleddin Harzemşah'ı mağlup etmek için bizzat ordusunun başına geçti ve Gazne'ye doğru yola çıktı. Harzemşahlar bu süre zarfında Uzlu Şah'ı hükümdar olarak kabul etseler de ortada bir imparatorluk ya da bağımsız bir devlet söz konusu değildi. Zira Harezm ve diğer Harzemşah kentleri Moğol silahlarıyla talan olmuş durumdaydı. Sultanlık makamına bağlı olan ordular ise Moğol istilalarından uzak bölgelerde konuşlanıyor ve ancak saltanat makamını koruyabiliyorlardı. Celaleddin Harzemşah, Moğollara karşı kazandığı büyük zaferlere rağmen Harzemşahlar ordusunun desteğini göremedi. Uzlu Şah'ın hükümdarlığında ısrar eden Harzemşah ordu kumandanları ve devlet adamları Celaleddin Harzemşah'ı desteklemeyerek Harzemşahların sonunu getiren Moğol istilalarına karşı daha da zayıf düştüler. Harezm ordularının desteğini alamayan Celaleddin Harzemşah, Gazne'yi terk ederek 50 bin kişilik ordusu ve kendisine bağlı olan halklarla birlikte kalabalık bir kafile halinde çileli bir göç yolculuğuna girişerek Gazne'den Hindistan'a doğru göç etti. 50 bin neferlik ordusu ve 10 binlerce Gazne Türk'ü yurtlarını terk ederek göç yoluna düştüler. Ancak bizzat Cengiz Han'ın komuta ettiği Moğol orduları yola çıkmışlardı. Celaleddin Harzemşah kendisini takip eden Moğol ordusundan ancak Indus Nehri civarına kadar kaçabildi. Moğol ordusunun yaklaştığını öğrenen Celaleddin ordusunu Indus Nehri'nin karşı tarafına geçirerek savunma pozisyonu aldı. Ancak ağır yükleriyle dağınık bir şekilde ilerleyebilen Gazne halkı yavaş hareket ediyor ve savunma hattının arkasına geçemiyor. Geçebilenler ise hemen ordunun arka cenahında bulunduklarından ordunun manevra ve hareket kabiliyetini ortadan kaldırıyordu. Moğol ordusu nehre ulaştığında çevreye dağılmış olan silahsız Gazne halkını kılıçtan geçirdi. Halkı gözlerinin önünde katledilen Celaleddin savaş stratejilerini değiştirerek taarruza geçince zaten çok kalabalık olan Moğol ordusu karşısında direnemeyerek mağlup düştü. Celaleddin Harzemşah'ın güç imkanlarla kurduğu ordusundan geriye kalan küçük bir birlik ile savaş meydanını terk etmek zorunda kalmıştır. Moğol ordusu bu zaferden sonra orada bulunan sivil halkı kılıçtan geçirmiştir. Ağabey Uzlu Şah ve Harzemşahlardan destek göremeyen Celaleddin, Moğol mağlubiyeti sonrasında gücünü toparlayabilmek amacıyla bölgede güçlü bir hakimiyet kurmuş olan Türk asıllı Delhi Sultanlığı'na sığındı ve Delhi Sultanı İltutmuş'a himayesi altına girmek istediğini iletti. Ancak İltutmuş Abbasi halifesi ile iyi ilişkiler içerisindeydi ve hilafet makamı her ne kadar yıkılmış ve hakimiyetlerini kaybetmiş olsalar da hilafet makamının koruyuculuğunu üstlenmiş olan Harzemşahların hükümdarının Celaleddin Harzemşah ile mücadelesi hasebiyle İltutmuş'a Celaleddin'e destek vermemesi için telkinde bulunmuştur. Delhi Sultanlığı tarafından kabul edilmeyen Celaleddin Harzemşah, tekrar güçlenebilmek için Hint-Türk karışımı bir toplum olan Oharlar ile anlaşarak Bhutan'da hükümdarlık kurmuş olan Nasiruddin Kapaca üzerine hücum ettiler. Bu
Nurultan bölgesini hakimiyeti altına alarak buradan güneye doğru inip Delhi Sultanlığına bağlı olan Sindh ve Kuzey Gujarat bölgelerine doğru ilerlediler. Delhi Sultanı İltutmuş Cengiz Han'ın taarruzuna hazırlandığı ve mukavemetlerinin zayıflamasından çekindiği için Celaleddin Harzemşah'ın taarruzlarına sessiz kaldı. Celaleddin Harzemşah, Bhutan, Sindh, Gujarat bölgelerinde 3 yıl kalarak ordusunu güçlendirdi. 1224 yılında Moğol tehdidinin şiddeti azalmıştı. Bunun üzerine Celaleddin Harzemşah dağılmış ve yıpranmış olan saltanat makamına sahip çıkmak ve Harzemşahlar devletini yeniden ayağa kaldırabilmek ümidiyle Harezm'e doğru yola çıktı. Ancak Harezm, Moğol talanlarıyla yerle bir olmuş, nüfusu azalmış, şehirleri savunacak asker kalmadığı gibi bir zamanlar Harzemşahlar devletinin başkenti olan bu topraklarda teba olarak görülebilecek bir halk da kalmamıştı. Yerli halkın çoğu Moğol istilacılar tarafından öldürülmüş, kalanlar ise göç etmek zorunda kalmış. Neticede Harezm bölgesi bir kent olmaktan çıkmıştı. Zira Harzemşahların hükümdarı olan Abi Uzuşah da buraları terk ederek Irak-Acem bölgelerine yerleşmişti. Celaleddin Harzemşah, Harezm'i arkasında bırakarak İran'a geçti. Yeniden güç kazanabilmek ve müttefik edinmek için bölgenin önemli atabeylerinden olan Said bin Zengi'nin kızıyla evlendi. Said bin Zengi ile kurduğu akrabalık bağının da etkisiyle Kuzey İran ile Azerbaycan bölgelerini idaresi altına aldı. Bu süre zarfında Irak ve Pırşah bölgelerindeki varlığı temsili olmaktan öteye geçemeyen Uzuşah, idaresindeki Harzemşahlar saltanatı ortadan kalkmıştır. Celaleddin Harzemşah ordusunu yeniden toplayarak yıkılmış olan Harzemşah devletini yeniden kurmaya hazırlanıyordu. Ancak Moğol tehdidi tekrar ortaya çıktı. Bu kez Hazarların kuzeyinden Doğu Avrupa sınırlarına dayanan ve Kafkaslar hattından taarruz eden Moğol ordusu ile giriştiği mücadelede mağlup oldu. Bu mağlubiyetten sonra Kuzey İran hattındaki otoritesini de kaybeden Celaleddin Harzemşah, siyasi bir iktidar ele geçirememiş olması hasebiyle kendisine bağlı ordularla birlikte Abbasi halifesinin ordusuna katıldı. Moğol tehdidinin Kafkaslardan çekilmesinin ardından vaktiyle idaresinde söz sahibi olduğu Kuzey İran ve Azerbaycan hattında hüküm süren Özbek Atabeyi Cihan Pehlivan'ın üzerine saldırdı ve Azerbaycan bölgesini tekrar denetimi altına aldı. Kafkaslardan çekilmiş olan Moğol birliklerine karşı Moğolları yenebilmiş bir komutan olarak bölgedeki devletlere yardımcı olmaya ve Moğol tehdidine karşı işbirliği yapmaya çalıştıysa da tam muvaffakiyetle sonuçlanmayan bu teşebbüsler sonrası Moğollar Doğu Avrupa'ya doğru yayılmış, tehlike bir süre içinde olsa kalkmış oldu. Celaleddin Harzemşah, Moğol istilalarının Doğu Avrupa'ya yayılması üzerine Azerbaycan Doğu Anadolu hattında Harzemşahlar devletini yeniden kurarak kendisini sultan ilan etti. Bu bölgedeki komşuları kuzeyde Gürcistan, batıda Anadolu Selçuklu Devleti, güneyde Abbasiler ve küçük sultanlıklar ile derebeylikleriydi. Yeniden devleti teşkilatlandıran Celaleddin Harzemşah, devletin ihtiyaç duyduğu maddi kaynakları temin etmek amacıyla oldukça zengin bir devlet olan Gürcistan Krallığı üzerine sefere çıktı. Ancak Gürcistan Krallık makamı olan Tiflis'e girmek üzereyken sefer öncesinde devletin idaresini bıraktığı valisi Hacip'in kendisine baş kaldırdığı haberini alınca seferi yarım bırakarak geri dönmek zorunda kaldı. Celaleddin Harzemşah geri döndüğünde Vali Hacip savunma düzeni alarak mücadeleye hazır beklemekteydi. Ancak Hacip, Celaleddin Harzemşah'ın Gürcistan seferine girdikten sonra geri döneceğini ve ordusunun yorgun halde yakalayarak mücadele edeceğini düşünmüştü. Ordunun sefere girmeden geri döndüğünü gören Hacip, mücadele etmekten vazgeçerek Celaleddin Harzemşah'a itaatini bildirdi. Celaleddin Harzemşah, yarım kalan Tiflis seferini tamamlamak için tekrar Gürcistan'a yola çıktı.
Selçuk kraliçesi Rusu'dan Harzemşahlarla mücadele etmekten kaçınarak Batı Gürcistan'a çekildi. Savunmayla karşılaşmayan Celaleddin Harzemşah Tiflis'i ele geçirip zengin ganimetlerle geri döndü ve devletin ihtiyacı olan maddi kaynaklar temin edilmiş oldu. Harzemşahlar devletini yeniden ayağa kaldıran ve devlet teşkilatlanmasını tamamlayarak bağımsızlığını ilan eden Celaleddin Harzemşah, bölgedeki en önemli güç haline gelen Anadolu Selçuklu Devleti ile iyi ilişkiler içerisine girmeye, Anadolu Selçuklu hükümdarı Alaaddin Keykubat'ın dostluğunu kazanmaya çalışıyordu. Bu doğrultuda Anadolu Selçuklu Devleti'nin doğu sınırlarının bir dostu olarak kendisinin güvencesinde olduğunu açıkça ifade eden Celaleddin Harzemşah, böylelikle Moğol tehdidine karşı bir müttefik kazanmış ve Batı hudutlarını güvence altına almış oldu. Ancak Uzun Şah döneminde ortaya çıkan anlaşmazlıklar sebebiyle hilafet makamına sahip olan Abbasiler ile sorunlar devam ediyordu. Anadolu Selçuklu Devleti ile gelişen iyi ilişkiler ve Harzemşahların bağımsız bir devlet haline gelmesinden sonra Abbasiler ile tekrar ortaya çıkan sorunlar ve Ahlat Kalesi meselesi Yassı-Çemen Savaşı'nın zeminini hazırlamıştı. Bu savaşta Harzemşahlar Devleti Anadolu Selçuklu Devleti'ne karşı ağır bozguna uğramış ve Celaleddin Harzemşah ağır yaralı bir şekilde savaş meydanını terk ederken kan kaybından dolayı hayatını kaybetmiştir. Böylece Harzemşahlar Devleti yıkılmış ve tarih sahnesinden silinmişti. Bir videonun daha sonuna geldik. Evet kıymetli dostlarım. Doğrudan büyük Selçukluların Ali Tekin ile mücadelesini anlatan bir video bulamadım. Bu yüzden ben de Ali Tekin'in Selçuklularla olan mücadelesinden yola çıkarak demiştim ki hatırlarsanız Ali Tekin ile mücadele ve Harizm'e göç bu videomuzun konusudur demiştim. Videomuzun ilk basında. Ben de Selçukluların Harizm'e göçünden sonra Sultan Sencer zamanından başlayarak ben biraz daha tarih atlaması yaptım ki tarihçiler bundan faydalanır zaman zaman. Ben de bir tarihçi olarak bundan faydalandım. Bir tarih atlaması yaparak Selçukluların baş dönemini değil de son dönemini Sultan Sancar dönemini anlattım. Anlatan bir video açtım size. Çünkü bir daha tekrar edeyim. Ali Tekin ile mücadeleyi ve Selçukluların Harizm'e göçünü anlatan herhangi bir videoyu ben bulamadım. Bu yüzden de mecbur olarak Harizm Devleti'nin kuruluşundan yıkılışına kadar videomuzun son kısmında sizlere Harizm tarihini anlatmaya ve anlamaya çalıştım. O zaman gelin hazırsanız videomuzun kapanışını yapalım. Kıymetli dostlarım, kıymetli kardeşlerim, bu videomuzda sizlerle birlikte Ali Tekin ile mücadele, hatta şöyle diyelim, Selçuklu Devleti'nin Ali Tekin ile mücadelesini ve Selçuklu Devleti'nin kuruluş döneminde daha muhtariyet kazanmadan yani bağımsızlık kazanmadan önce Harizm'e göçünü ele aldık. Bununla ilgili size uzun bir ses kaydı dinletip Harizm tarihini de anlamaya ve anlatmaya çalıştık. İnşallah önümüzdeki hafta sizlerle birlikte ele alacağımız konu Horasan'a Selçukluların bunlar devlet olmadı. Henüz devlet olmasına iki video var. Hatta iki video diyemeyiz de. Bir iki yani üç video var. Tandan Akın Zafer 1040. Daha biz 1040'a gelmedik bu arada. Üç video var Selçukluların daha devlet olmasına. O yüzden Selçukluların Horasan'a göçünü ve Selçukluların muhtariyet kazanmasını ele alıp inşallah önümüzdeki videomuzda sizlerle birlikte bu konu hakkında elimizden geldiği dilimizin döndüğünce bu konuyu size anlatmaya ve anlatmaya çalışacağız. Öncelikle hepinize tekrardan videomu buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Önümüzdeki videomuzda yeni konumuzda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun kardeşlerim. Allah'a emanet olun.